3. sınıflar. Bugün sizlerle matematik yapacağız ve artık bölme işlemi problemlerine geçeceğiz. Daha önce toplama, çıkarma, çarpma ile ilgili problemler yapmıştık. Artık son olarak bölme ile ilgili problemlerimizi de yapacağız. O yüzden artık bu problemlerin içinde bölme ağırlıklı olsa da tüm işlemlerden mevcut. Biraz uzun sürecek çünkü çok fazla problem çeşidi var. Çok farklı soru tipleri var bu konuda. Hepsini size göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince mutlaka hepsini yetiştiremeyiz ama elimizden geldiğince bolca soru çözmeye çalışacağız sizinle. Eğer hazırsanız ilk soruyla başlamak istiyorum. Tekrar ediyorum, kolaydan böyle zora doğru çok farklı soru tipleriyle karşılaşacaksınız. O yüzden lütfen dikkatiniz sadece sorularda olsun, tamam mı? Aferin size. O zaman hemen birinci sorumuzla başlayalım mı? Buyurun. Önce siz okuyun, siz yapın. Daha sonra da ben size nasıl yapıldığını anlatayım. Evet, başlayabiliriz. Buyurun. Bir soruyla başladık. Hadi okuyalım o zaman hep beraber sorumuzu. Okulumuzda 144 tane 3. sınıf öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrenciler her biri 8'er kişi olan takımlara ayrılıp turnuva yapacaklardır. Buna göre 3. sınıflarda kaç tane takım olur? Bakın, 144 tane öğrenci var ve bu öğrenciler 8'er 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 ayrılacaklar. O zaman ben bu 144'ü eğer 8'e bölersem kaç tane böyle 8 8 8 8 takım olacağını bulabilir miyim? Evet, bulabilirim, değil mi? O zaman hızlıca burada 144'ü 8'e bölüyoruz. 14'ün içinde 8 bir tane var. 8 kere 1 8. 14'ten 8 çıktı. 6. 4'ü de indirdim. 64. 64'ün içinde 8. 8 tane var. 8 kere 8. 64. Ve çıkardım. 0 kaldı. O zaman kaç tane takım varmış? Tabii ki 18 tane takım varmış. Ne yaptım? Eşit miktarlarda ayrıldığı için, her biri 8 8 ayrıldığı için 8'e böldüm. Eşit miktarlarda bölünüyorlarsa, eşit miktarlarda paylaştırılıyorlarsa bu ne işlemiydi? Bölme işlemiydi. Evet, bu temel bir bölme problemiydi. Şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz. Buyurun bakalım. Çok dikkatli oku, neyi sorduğuna iyi bak lütfen. Ela bilyelerini 3 kavanoza eşit olarak paylaştırmıştır. Ela'nın 34 bilyesi olduğuna göre kaç bilyeyi kavanoza koymamıştır diye sormuş.
bakalım o zaman. 34 tane bilyesi var. 3 kavanoza eşit olarak paylaştıracak. Yani 3'e böleceğim. Ama her kavanozda kaç bilye vardır diye sormamış. Kaç bilyeyi kavanoza koyamamıştır diye sormuş. Yani artan bilyeleri sormuş. Yani aslında bu bölme işlemindeki kalanı sormuş, değil mi? O zaman ben hemen 34'ü 3'e bölüyorum. 3'ün içinde 3. 1 tane var. 3 kere 1, 3. 4'ü indirdim. 4'ün içinde 3. 1 tane var. 3 kere 1, 3. Çıkardım. 1 kaldı. Bakın, 3 kavanoz. Her kavanozda 11 bilye ve bir tane bilye de kavanozlara konamamış. Eşit sayıda olmuyor çünkü bu biri de koyarlarsa, değil mi? O zaman bir de, bu bir de artan bilyeler, yani kavanoza konulamayan bilyeler. Yani bizim bu sorumuzun cevabı 1 olacaktı. Aferin size. Üçüncü soruya geçiyorum. Kilogram domates 9 kasaya eşit olarak paylaştırılmıştır. Domatesin kilosu 4 liraya satıldığına göre satıcı bir kasa domatesten kaç lira kazanır diye sormuş. Şimdi aşama aşama ilerleyeceğim. Sorunun tamamını okudum. Şimdi bir daha baştan başlıyorum. 144 kilogram domates 9 kasaya eşit olarak paylaştırılmış. Buraya kadar okudum. O zaman eşit olarak paylaştırdıysam 9 kasaya, ben bu 144'ü 9'a böleyim. Her kasada kaç kilo domates var? Önce onu bulayım. 14'ün içinde 9, 1 tane var. 9 kere 1, 9. Kaldı 5. 4'ü indirdim. 54'ün içinde 9, 6 tane var. 6 kere 9, 54. Çıkardım. Her bir kasada 16 kilogram domates varmış. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum. Domatesin kilosu 4 liraya satıldığına göre satıcı bir kasa domatesten kaç lira kazanır? Bir kasa domateste kaç kilo vardı buldum? 16 kilogram vardı. 1 kilosu 4 liraysa 16 kilosu kaç liradır? 16 tane 4. Yani 16 çarpı 4, değil mi? Çok güzel. 6 kere 4 24, evde var 2. 4 kere 1, 4, 2 de evde 64 lira kazanırmış. Üçüncü sorumun cevabı 64'tü. Hemen dördüncü soruma geçtim.
Ulaş 700 liraya yeni bisiklet almıştır, 160 lirasını peşin ödemiştir. Kalanı ise 9 eşit taksitte ödediğine göre bir taksit kaç liradır diye sormuş. Öncelikle 700 liraya bir bisiklet aldı, 160 lirasını peşin ödedi. O zaman ödemesi gereken ne kadar daha para kaldı ona bir bakalım önce. 0. 0'dan 6 çıkmaz, 10'dan 6 çıktı 4 kaldı, 6'dan 1 çıktı 5 kaldı, 540 lira daha ödeyecek. Bu kalan ödemesi gereken miktar. Bunu da 9 eşit taksitte ödüyorsa bir taksit ne kadardır demiş. 540'ı 9 eşit taksitte ödeyecekse ben bir taksidi bulmak için 540'ı 9'a bölerim. 5'i bölebilir miyim? Hayır. O zaman 54'e bakacağım. 54'ün içinde kaç tane 9 var? 6 tane 9 var. 6 kere 9 54. Çıkardım. Burada bir tane sıfırım kaldı. İndirdim ve o sıfırı sonucun sonuna ekledim. O zaman bir taksit kaç liraymış? 60 liraymış. Bulmuş oldum. Aferin size. Şimdi 5. soruya geçebiliriz o zaman. Dikkat et, böyle biraz karışık gibi yazıyor ama dikkatli okursan anlayacaksın. Çiçekçi 86 tane gülü 6 şarlı demet yapıyor. Demetlerin tanesini 16 liradan, kalan güllerin tanesini ise 2 liradan sattığına göre hepsini satınca kaç lira kazanır? Bakın 86 tane gül var, bunların hepsini satacak. Ama önce bunları 6 şarlı olarak demet yapmış. Yani 6 6 eşit olarak paylaştırmış. O zaman kaç tane demetim olur? 86'yı 6'ya bölersem bulacağım işte kaç tane demetim olacağını. 8'in içinde 6 bir tane var. 6 kere 1 6. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. 6'yı indirdim. 6 12 18 24. 4 6 kere 4 24. Kaç arttı? 2 de arttı. Bak şimdi 14 tane demet yaptım. Geriye de 2 tane gül kaldı. Demet yapılamayan. Sonra devam etmiş. Demetlerin tanesini 16 liradan. 14 tane demet var. Her biri için 16 lira alacak. O zaman 14 tane 16. Yani 14 çarpı 16'dan demetlerden kazandığı parayı bulacağım. 6 kere 4 24. 6 kere 1 6. 2 de 8. 4 kere 1 4. 1 kere 1 1.
4 2 2 224 lira demetlerden kazanmış. Devam ediyorum okumaya. Kalan güllerin tanesini de 2 liradan sattı. 2 gül kalmıştı. Bu 2 gülün tanesini de 2 liradan sattı. Bu güllerden de 4 lira kazandı mı? Evet. Peki demiş ki bunların hepsini satınca kaç lira kazanır? 224 lira demetlerden 4 lirada artan güllerden kazandıysa eğer 228 lira toplamda kazanmıştır diyebiliriz, değil mi? Geçiyorum 6. soruya. "36 basamaklı bir merdiveni üçer üçer inip ikişer ikişer çıkan görken, çıkarken inerken olduğundan kaç fazla basamağa basar, aslında kaç fazla adım atar?" onu sormaya çalışmış bize. Öncelikle 36 basamaklı bir merdiven var, üçer üçer inecek. Kaç adım atacak? "12 adım atacak, değil mi? Peki ikişer ikişer çıkarsa kaç adım atacak? 2 kere 1. 2, 1 kaldı. 16, 8. 12 adım at. 18 adım atacak mı? Evet. Ve o zaman 18 12'den kaç fazladır diye sormuş. Aslında kaç fazla adım atar olması gerekiyordu. Burada yanlış ifade etmişler soruda. 12 adım inerken 18 adım da çıkarken attığına göre 18 ile 12'nin arasında kaç fark olduğunu soruyor. Yani kaç fazladır diyor. O zaman kaç fazladır çıkardım? 6 adım fazla atmıştır. Buldum. Cevabımız 6 idi. Aferin hepinize. O zaman ben hemen 7. soruya geçtim. Bakın, en fazla kaç olur diyor, bu ifadeye dikkat, tamam mı?
bölme işleminde bölen 7, bölüm 65 olduğuna göre bölünen en fazla kaçtır? Bakın kalanı vermemiş ve bölünen en fazla kaçtır diye sormuş. Nasıldı bizim terimlerimiz? Bölünen, bölen, bölüm ve kalanlar vardı, değil mi? Şimdi bakalım. Bölen 7. Burada dolduruyorum. Bölen 7. Bölüm 65. Bölünen en fazla kaç olur? En fazla kaç olur dediğine göre ben nasıl buluyordum bölüneni? Bölenle bölümü çarpıyordum. Bir de kalan varsa kalanları da üstüne ekliyordum. O zaman bölünenin en fazla olması için kalanın da en fazla olması lazım. Çünkü onun üstüne ekleyerek bulacağım. Peki kalan en fazla kaç olabilir bu bölme işleminde? Kalan hiçbir zaman bölene eşit veya daha büyük olamaz. Her zaman için bölenden küçük olmalı. Yani kaç olabilir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olamaz. Veya 8, 9, 10, 11, 12 olamaz. Neden? Çünkü mesela burada 7 kalmış olsaydı 7'nin içinde 7 var, 1 tane diye ben bu işleme devam etmez miydim? Ederdim, değil mi? O yüzden 7'den 1 küçük, kalan en fazla 6 olabilir. Şimdi bunlara bakarak 65'te 7'yi çarpıp üstüne de 6'yı eklersem bölünen en fazla kaç olabilir bulurum. O zaman hemen 65'te 7'yi bir çarpalım. 7 kere 5 35, 6 kere 7 42, 3 daha 45. 455, bir de 6 ekleyelim buraya. Etti mi bize 461? O zaman bölünen en fazla 461 olabilirmiş diye bulduk. 455 diyenler buradaki kalanı unuttunuz o yüzden. Aferin size. 8. sorudayız o zaman. Buyurun. Yusuf topladığı 85 cevizin 57 tanesini annesine verdi. Kalan cevizleri her gün eşit miktarda yiyerek bir haftada bitirdi. Buna göre Yusuf günde kaç ceviz yemiştir diye sormuş. Öncelikle bakıyorum. 85 tane cevizin 57'sini annesine verdi. Verdiyse kaç tane kaldı? Onu bulalım değil mi önce? 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı, 8 kaldı. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 28 cevizli kalmış. Sonra Yusuf her gün bu cevizleri eşit miktarda yiyerek bir haftada bitirmiş. Bir hafta kaç gün? 7 gün değil mi?
bir günde kaç ceviz yemiştir onu soruyor. Ey bu 28 cevizi 7 günde bitirdiyse bir günde kaç ceviz yemiştir? 28'i 7'ye bölerek bulabilir miyim? Evet. 7 kere 4. 28. Çıkardım 0. O zaman bu Yusuf arkadaş günde 4 ceviz yiyerek bu kalan 28 cevizini 7 günde bitirmiştir. Cevap tabii ki 4'tü. Tebrik ediyorum sizi 3. sınıflar. Aferin size, süpersiniz. Soru 9. Ve Azra'nın her birinin 27 lirası var. Ali'nin ise hiç parası yok. Üçü paralarını birleştirip eşit olarak paylaşıyorlar. Buna göre Ali'nin kaç parası olur? Şimdi bakıyorum. Yunus, Azra ve Ali var. Yunus'la Azra'nın 27 lirası var. Ali'de hiç yok. Ama sonra bu üç arkadaş paralarını birleştirip eşit olarak paylaşacaklar. Kaç para var şu an ortada birleştirilecek? 27 ve 27 var, değil mi? O zaman toplamda kaç para var bulalım, bir birleştirelim biz bu paraları. 7 7 daha 14 evde var 1. 2 2 4 bir de evde 5. 54 lira var birleştirdiklerinde. Sonra bu 54 lirayı 3 arkadaş eşit olarak paylaşacakmış. Yani ben 54'ü 3'e bölmeliyim. Böleyim bakalım. Bir kişinin kaç parası olur bulayım. 5'in içinde 3 bir tane var. 3 kere 1 3. 2 kaldı, 4'ü indim. 8 kere 3 24. O zaman bir kişi de 18 lira olur. Yunus'ta da, Azra'da da, Ali'de de. Çünkü eşit olarak paylaştılar. Ali'nin kaç parası olur demiş. Ali'nin 18 lirası olur tabii ki. Hemen geçtim 10. soruma.
sınıfta 24 kız öğrenci vardır. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katı olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Dikkat! Kızların sayısı erkeklerin 3 katı. Bana zaten kızları vermiş. Bak, kızlar, erkekler. Yani erkekler bir parçaysa kızlar 3 parça, 3 kat. Tamam mı? Ve sınıfta 24 tane kız var. Burası 24. 3 parça 24 ise ben bir parçayı nasıl bulurum? 24'ü 3'e bölerek bulurum. 8 kere 3 24. O zaman bir parça 8'miş. Erkeklerde de zaten bir parça olduğuna göre erkeklerin sayısı 8. Çok güzel buraya kadar. Bana neyi sormuş? Sınıf mevcudunu sormuş. 24 tane kız, 8 tane de erkek varsa o zaman bu sınıfta 32 kişi vardır diyebiliriz tabii ki. Aferin size. Hemen 11. soruya geçtim. Küçük sayılar çok da zor bir soru değil, değil mi? Bir manavdan 4 kilogram elma alan müşteri 16 lira ödediğine göre 7 kilogram elma alsaydı kaç lira öderdi? Bakın, 4 kilogramı 16 liraysa ben öncelikle 1 kilogramını bulayım ki daha sonra oradan 7 kilograma ulaşayım. 4 kilogram 16 liraysa 1 kilogramı bulmak için 16'yı 4'e böldüm. 4 kere 4 16. İşte 1 kilogramı 4 liraymış elmanın. 1 kilogramı 4 liraysa 7 kilogramı kaç liradır? 7 tane 4. 7 çarpı 4 liradır. O zaman 7 kere 4 kaç? Evet, tabii ki 28 lira öder. Bu kadar basitti. Haydi hemen 12. soruya geçelim. Bir çiftçi bahçesindeki 7 elma ağacının her birinden 12 kilogram elma topluyor. Elmaları 6 sepete eşit olarak yerleştirirse bir sepette kaç elma olur? Öncelikle kaç elma topladı? 7 tane ağacın her birinden 12'şer kilogram topladı. O zaman 7 tane 12. Değil mi? 7 tane ağaç var. 12, 12, 12, 12, 12, 12. O zaman 7 tane 12 topladı. Hemen çarpayım 12 ile 7'yi. 7 kere 2 14, elde var 1. 7 kere 1 7, bir de elde
8, 84 kilogram elması var ve bu elmaları 6 sepete eşit olarak yerleştirecekse bir sepette kaç vardır diye sormuş. Eşit olarak 6'ya ayırdığına göre ben de 6'ya böleyim. 8'in içinde 6 bir tane var. 6 kere 1 6. 2 kaldı. 4'ü indirdim. 6 kere 4 24. Ve bir sepette 14 kilogram elma varmış. Bulmuş oldum. 13. sorudayım. Basit bir soruydu, dikkatli okuduysan eğer. Hasan elindeki 56 tane cevizi kendi ve 3 arkadaşını eşit olarak paylaştıracak. Bak, kendi ve 3 arkadaşı. O zaman kaç kişiye paylaştıracak? 4 kişiye paylaştıracak eşit olarak. Hasan'ın kaç cevizi olur diye sormuş. Ben 56'yı 4'e eşit olarak paylaştırayım o zaman hemen. 4 kere 1 4 kaldı 1. 6'yı indim. 4 kere 4 16. 0 0. Hem Hasan'ın hem de diğer 3 arkadaşının 14 tane cevizi olurmuş. Buldum bile. Soru 14. Burası da elma olacak. Tabi bir elma bir ekmek olmaz. Bir haftada 28 elma tüketen bir aile 3 günde kaç elma tüketir? Bir haftada yani 7 günde 28 elma tüketiyor. Bize 3 günü sormuş. O zaman önce ben yine 1 günü bulacağım. 7 günde 28 elma tüketiyorsa 1 günde 28'i 7'ye bölerek 1 gününü bulurum. 7 kere 4 28 değil mi? O zaman 1 günde 4 elma tüketiyorsa 3 günde kaç elma tüketir? 4 çarpı 3 tabii ki. 4 kere 3 kaç? 12 evet. O zaman benim cevabım 12 idi. Ve soru 15. Son 2 sorudayız.
4 katlı bir okulun her bir katında 12 tane pencere varmış. Okulda günde 7 tanesini siliyorlarsa hepsinin silinmesi kaç gün sürer demiş. O zaman hepsi kaç tane bu pencerelerin? 4 tane 12 var değil mi? O zaman 4 ile 12'yi çarpalım bakalım. 48 tane pencere var. Bu 48 pencerenin her biri her bir günde 8 tanesi silinirse kaç gün sürer? O zaman 8 8 paylaşacaklar bu pencereleri. O zaman ben 48'i tabii ki 8'e böleceğim. Kaç eder? 6 kere 8 48. Çıkardım ve 0 kaldı. Cevabımız 6 ve son sorudayız. Ve Aslı'nın yaşlarının toplamı 48'dir. Aslı'nın yaşı Ömer'in yaşının 3 katı olduğuna göre Aslı kaç yaşındadır? Aslı'nın yaşı Ömer'in 3 katıymış. Yani Ömer böyle 1 katsa Aslı da 1, 2, 3 katmış değil mi? Bunu biliyorum. Bir de bunların toplamını biliyorum. 48. Bak şimdi iyi bak. 1, 2, 3, 4 parça 48 ise bir parçayı nasıl bulurum? 48'i 4'e bölerek bulurum. 4 kere 1 4. 4 kere 2 8. Bir parça 12. Tüm parçaları 12 yazdım. Bana kimi sormuş? Aslı'yı sormuş. Ömer'i zaten buldum. Ömer 12 yaşındaymış. Aslı'da da 3 tane 12 var. O zaman ben hemen 12 ile 3'ü şurada çarpayım. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. O zaman Aslı'nın yaşı da 36'ymış. Evet, bugünlük bu kadardı. Biraz uzun bir çalışma oldu ama çok farklı sorular gördük. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere 3. sınıflar.